Merhabalar, hoş geldin. Bu bölümde Bootstrap'ta boşluklardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere CSS'de boşlukları bırakmak için margin ve padding değerlerini kullanırdık. Bootstrap'ta da margin ve padding özelliklerini kullanabiliyoruz. Ancak kısaltılmış halleriyle, yani margin'i M ile padding'i P ile kullanıyoruz. CSS'de yukarı, aşağı, sağ ve sol için top, left, right ve bottom'ı kullanıyorduk. Bootstrap'ta da bu kelimelerin sadece baş harflerini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela margin top demiyorsunuz da MT diyorsunuz. Mesela padding left demiyorsunuz da PL karakterlerini kullanıyorsunuz. Bir de Bootstrap'ta boşluklarda kullanılan X ve Y değerleri var. X ve Y değerleri de şudur. X eksininde ve Y eksinindeki boşlukları tanımlar arkadaşlar. Bootstrap ölçü olarak RAM'i kullanır. Bir RAM de 16 pikseldir. Bu konuları bir örnekle pekiştirelim. HTML editörümün içerisinde bir container alanı oluşturuyorum. Container'ın içerisinde row satırımı oluşturdum ve bir call MD breakpoint'ini kullanarak ikili bir grid sistemi oluşturacağım. Bunun içerisine bir H1 oluşturacağım. Nedir? H1 diyorum. UDEMY diyeyim arkadaşlar. Bunun altına da bir P oluşturayım. UDEMY Bootstrap derslerine hoş geldiniz diyorum. Bunun altına da bir buton oluşturacağım arkadaşlar. Buton olarak class btn info diyeyim ya da light diyeyim, daha iyi gözüksün. Şu şekilde. Buraya takılmayın. Burayı ileriki konularda butonlara, yani linklere geçtiğimiz zaman daha iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle geleyim, bir tarayıcımda kontrol edeyim. Evet, şu şekilde geldi. Tabii butonumun içerisine bir şey yazmadım. Şuraya da buton yazayım. Şuradaki call MD6'yı kopyalayayım. Ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Evet, iki tane elimde elementim olmuş oldu. Artık bunlara farklı farklı boşluklar verebilirim. H1'den sonra mesela bir boşluk verebilirim. Geliyorum, burada bir class yapısı oluşturuyorum. Ne vardı margin değerlerimde? Margin top vardı, bottom vardı. Bottom için margin B'yi kullanıyorduk arkadaşlar. Burada geliyorum, MB diyorum. Tire kullanıyorum. Hangi ölçü birimini kullanacağım? Yani ne kadar bir boşluk bırakacağım? Bunun için Bootstrap RAM'leri kullanıyor demiştim. RAM'leri 1'den 5'e kadar kullanıyor arkadaşlar ve bunları da birincide mesela 0.25 RAM'i, ikincide 0.5 RAM'i, üçüncüde 1 RAM'i kullanıyor. Bu şekilde devam ediyor. 1 RAM 16 piksele tekabül ediyor. Buna göre hesabımızı yaparsak 1 RAM zaten 16 piksel. Şunları 16 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. 0.25'i 16 ile çarpacağız. 4 kere çarparsak 1 piksel, 4 kere 4 16, 4 piksel gibi bir değer oluyor burada. Mesela ben burada margin batma 3 diyeyim arkadaşlar. 3'ü neye tekabül ediyormuş? Şöyle bir bakayım. 1 RAM 16 piksel. 16 piksellik bir boşluk bırakıyor. Ya da 4 desem daha fazla bir boşluk bıraksın. Şöyle geleyim, 4 diyeyim. Geldim tekrar. Bakın şurada benim için oluşturmuş olduğu boşluğu gördünüz arkadaşlar. Burada padding de kullanabilirdim Udemy içerisinde. Ya da padding'i şurada kullanalım. Buton içerisinde padding kullanayım. Padding mesela nedir? Burada da aynı şekilde şuraya bir padding yazayım. P'lere geleyim arkadaşlar. P'lere geldiğim zaman da aynı mantıkla çalışıyor. Şu şekilde. Mesela padding top var. Padding top 0 herhangi bir etki etmiyor. Padding 1 yine 0.25 RAM. Şu anda bulunmuş olduğumuz dosya yapısı Bootstrap CSS dosya yapısı arkadaşlar. Şuraya padding top yazalım. PT bana daha iyi sonuçlar getirsin. Padding top'ta da mesela 3'te ne vermiş? 1 RAM. Aynı şekilde burada padding top 3'ü kullanabilirim. Padding top 3 diyorum buraya. Tarayıcıma geldim. Butonumu kontrol ediyorum. Butonumun üstünde bana Bootstrap'ın sağlamış olduğu boşluk yapısı geldi arkadaşlar. CSS'de margin değerlerinde eksi değerler kullanabiliyorduk. Bootstrap'ta da margine negatif değerler verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da örneklendirelim. Bunun için margin bottom, şurada Udemy'yi kullanabilirim. Margin vermiştim ben buna. Margin bottom tire 4 demiştim ve alttan bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluğu yukarıya çekmek istiyorum. Burada da sadece şuradaki ölçüden önce ne karakterini kullanıyorsunuz? Tarayıcıda bir test edelim. Bakın margin bottom ne oldu? Artık alttaki nesne
değeri yukarıya doğru çekmiş oldu. Ben eksili değer kullandığımdan dolayı şuradaki değeri, şuradaki Udemy Bootstrap hoş geldiniz ve buton değerini yukarı çekmiş oldu. Bootstrap'ta da negatif değerleri kullanmak için negatif kelimesinin baş harfi olan N karakterini kullanıyorsunuz arkadaşlar. N karakterinden sonra ne kadar bir boşluk bırakacağınız yine aynı şekilde Bootstrap'ta kullanılan ölçü birimlerini de kullanmış oluyorsunuz. Bootstrap'ta breakpoint'in noktalarında farklı margining ve padding boşlukları bırakabiliriz. Bunun kullanımı da şu şekildedir. Margining ve padding'den sonra breakpoint noktaları oluştururuz ve daha sonra ölçülerimizi belirleriz arkadaşlar. Bizim breakpoint noktalarımız neydi? SM, MD, Large ve X Large'da arkadaşlar. Eğer bunları kullanmazsak Call Breakpoint noktasını kullanıyorduk. Bunu da bir örneklendirelim arkadaşlar. Mesela şuradaki özellikle Margin Bottom negatif 4 demiştim. Ben bunu sadece nerede kullanayım? Large'da kullanayım arkadaşlar. Şöyle geleyim, sadece Large'da kullanılsın istiyorum. Large'da sadece buradaki özelliği ekledi. Bakın fark ettiyseniz diğerlerinde yani MD'de ya da X small'da, small'da bu şekilde herhangi bir boşluk eklemedi. Eğer breakpoint noktalarına da etki etmek istiyorsanız breakpoint noktalarını margin değerinden sonra kullanmanız lazım arkadaşlar. Bootstrap'ın kendi web sitesinde bulunan dokümantasyonundaki boşluklar makalesini okursanız ek olarak aklınızda bir şey kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Burada Bootstrap benim anlatmış olduğum gibi bütün özellikleriyle birlikte margin ve padding özelliklerini anlatmış arkadaşlar. Dersimin içeriğinde belirtmiş olduğum gibi boşluklar konusuna çok dikkat çekmek istiyorum. Burada Bootstrap'ın kendi özel boşlukları var. Standart özellikleri var. Bu standartı değiştirmek istiyorsanız zaten kendi CSS özelleştirilebilir kodlarınızda bu standartı değiştiriyorsunuz. Aynı özelliğe sahip elementlere ben zaten margin ve padding değerlerini verebiliyordum. Ama Bootstrap'ta aynı elemente farklı klaslar eklemem lazım. Bunun için daha çok uğraşmam gerekir gibi hissediyorum. Bundan dolayı da boşlukları Bootstrap'ta pek fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.